Merhaba arkadaşlar bugün 6 Mayıs 2021 biraz geç oldu ama güç olmasın haberler de birikti genellikle teknolojik haberlere böyle bir bakacağım dış haberler biraz az olacak şöyle yavaştan başlayalım bu eşek niye kazıyor derseniz yani hayırlı bir iş yapıyor niye biliyor musunuz niye olduğunu az sonra söyleyeceğim çünkü niye uzatıyor ne yapıyor Çaydan bir yudum alayım da. Abi diyor ki bu eşek diyor burayı kazıyor. Su içmek için kazıyor. Aynı zamanda diyor başka canlıların da efendim e, su ihtiyacını karşılayacak bir düzen oluşturuyor diyor. Ekosistemin muazzamlığından bahsediyor. Bunlar nereden çıktı? Bunlar doğru yola mı gidiyorlar? Şu kalemimizi de şuraya koyalım. Devam edelim. Dünyanın en uzun köprüsü. Nerede açıldı? Portekiz'de açıldı. 500 küsür metre. Tabi turizmi canlandırmak amacıyla olduğunu söylüyorlar. Bence de haklı bir girişim. Yaya geçidi. Onu söyleyeyim. Asma geçitten ziyade. Şu neymiş? Bir dakika. Bunu bir çevirelim. Bunu okumadım. Yeraltı mağarasını araştıran ve inceleyen bir arkeoloğa göre düzünlerce siyah ve kırmızı el izi Meksika'daki bir mağaranın duvarlarını kaplıyor. Aynen bunu görmüştüm. Kaç yılların ayı? Şurada Meksika'da. Ee... ama çok eski değil ya. Yani. Milattan sonra 300 veya milattan önce 300'lerde. Hani böyle çok 3000 yıllık 4000 yıllık bir olay değil. Ona bakmıştım. Hı, hı. Vay. Yine var ya. Bu sayfayı da çevirelim. Abi reklam reklamdır ya. 130 tane, 137 tane baskı var. 1200 yıldan daha eskidir. Yani milattan sonraya tekabül ediyor. Yani aşağı 800 yıllık falan mı? Yani milattan sonra 800'lerde aynı. Çok eski değil ya. Yani. Milattan sonra 800 bin yıllar arasında oyulmuş bir yüz altı bahsediyor. İlk Maya yerleşimleri yaklaşık 4000 yıl öncesine dayansa da 1500'lerin başında İspanyol Fatihler geldiğinde hala büyük merkezler vardı diye notta düşmüş. Ondan sonra burada ne varmış? Kapat. Kapat. Mysterious finding. Sus, kapat. Fransa Donal temelli genel meclis siyasi gruplara iç savaş uyarısı yaptığı ortaya çıktı. Bundan bahsetmiştik. Aynı Salman'a olmuş demiştik. Ah, şurada güzel bir tane haber var. Hemen bu haberimize girelim. Ne demiş? 1 milyar yıllık en eski çok hücreli canlı olabilir. Bir tane daha ilginç bir tane haber var. Ona da geleceğiz. Tabi açılırsa şey vardı ya bu aynen bu Arabistan'da 7 bin yıllık yapılar Stone Age'den daha eski Stone Age milattan önce 3000'lere falan e, dayanıyordu ama burası biraz daha ilginç bir durum Buradan şöyle yapalım Bağlantımızı açalım. Aynen. Ne diyor? Abicim. Reklamlara geçiyor. ya. Evet. Bir milyar yıllık fosil keşfedildi. En eski çok hücreli canlı olabilir. İngiltere'de keşfedilen bir milyar yıllık bir mikrofosilin kayıtlara geçmiş en eski çok hücreli canlı olabileceği iddia edildi. Abi sen ne yapıyorsun? Ya? Evet. Araştırmacılar Bicelium Brasseri isimli verilen 30 mikro metreden daha küçük fosilin birden çok yuvarlak hücre içine alan küre şeklinde olmanın yanı sıra dış çeperinin uzun sosis biçiminde hücrelerle çevrili yapıya sahip olduğu saptandı. Nerede bulmuş? İskoçya'nın Batı kıyısında Loch Torridon gölünün yatağında top toplanan 1 milyar yıl öncesine kalma taşların incelenmesi sonucunda ortaya çıkarılan mikrofosillerin olağanüstü e, şekilde korunmuş olduğu tespit edildi. Sevinmişler yani bunlarda. İlginç yani bakalım devamında da neler gelecek. Şöyle bir şey var. Hemen hatta şuna geçelim. Stonehenge'e bahsettik. Onu da bozmayalım. Ondan sonra bu e, el muhabbetine bakarız. Evet. Şimdi Suudi Arabistan'daki 7000 yıllık yapılar Stonehenge'den daha eski. Stonehenge'de demiştik. Stonehenge. Yani Stonehenge şöyle hemen bir gösterelim. Stonehenge İngiltere'de. Sonuç şu yapılardı. Bunlar İngiltere'de milattan önce 3000 neden yapıldığı tam belirlenmemekle birlikte dini olduğu en son söyleniyordu. Ondan daha eski işte Suudi Arabistan'daki 7000 yıllık yapılar ortaya çıkmış. Suudi Arabistan'ın çöllerinde yaklaşık 50 yıl önce keşfedilen Mustatil adındaki yapıların 7000 yıllık olduğu ortaya çıktı. yaklaşık 200 bin kilometrekarelik alana yayılan yapıların dini ritüellerde kullanılmış olabileceği baya eski ya. İşte şeye yakın neredeyse abi şey gö Göbekli Tepe'ye. Daha net bir şey yok mu bunun? Şöyle uzun. Aynı şeyler gibi çizmişler ya. Ee, hani dağlara taşlara kendi köpek Böcek falan çiziyorlardı ya. Eskiden mayalar mı mı çizmişlerdi. Yapı şekillerini diliyle müstakil, müstatil olarak adlandırıyor. Müstatil Arapça'da dikdörtgen anlamlarına geliyor. Şuradakiler ilginç. Şu tarafta aynen güzel vermiş. Severim böyle şeyleri ya. Riyad tarafında. Yapılan incelemeler sonucu müstatillerin sanılandan en az iki kat daha büyük bir alana yayıldı ve 200 bin kilometre karelik bir bölgeyi kapladı, tespit edildi. Thomas oraya gidene yapıların büyüklüğünü tam olarak idrak edemiyorsunuz diyor. Yani şimdi bunlar da hani gerçekten yapılmış yani elle yapılmış şeyler. Baksana şuraya ya. Aynen öyle. 7000 senelik. Güzel. Şimdi gerçek dünya ile dijital dünyayı birbirine bağlayacak haptik teknoloji. Bunu okumadım şuradan bakarak devam edelim. Reklamımızı kapatalım. Bilim insanları teknolojinin sunduğu konforları araştırmaya e, devam ederken dijital bilgiyi somut hale getirerek dokunsal geri bildirim sağlayan hep haptik teknoloji yoluyla dijital dünyayı gelecekte gerçek dünyayı birleştirmeyi hazırlanıyor demiş. E, yani dijital ortamdaki şeyleri mi hissettirecek yani bunlar bize? Hı, -hı. Hissedilen bilginin birçok avantajı olduğunu vurgulayan bilim insanları bilginin insanlara hızlı ve doğrudan ulaşacağını daha önce kullanmayan bir duyu boyutunu açacağını belirtiyor. Yani dijital dünya şimdiye kadar ağırlıklı olarak görsel ve işitsel algıdan oluşurken dokunma teknolojisini aynen öyleymiş yani. Hani herhalde üç boyutluyu bu Microsoft'un yaptığı gözlükler vardı diye onu da herhalde bu e, hissetmeli bir şekilde yapacaklar herhalde. Olur niye olmasın yani. Çok zor bir şey değil. Yani şu an için artık zor değil. Ya o satılıyor. Yine. Again. Bilim kurgu filmi gibi tatbikat yapacaklar. İngiltere'de yapıldı galiba. ya. Yapacaklar abi. Hepsini yapacaklar. ya. Bilim kurguyu, öbür kurguyu hepsini yapacaklar. Kraliyet donanması İngiltere merkezli sırt roketi geliştiricisi olan Gravity Industries'in ürettiği sırt roketini test etti sırt roketinin kullanıcısını ellerinde ve sırtında olmak üzere toplam 5 mini roket ile uçabilme e, olanağı sağladı ve saatte 88.51 kilometre hız kapasitene sahip olduğu belirtildi. Donanma yetkilileri 8 dakika süren uçuş, uçuş testinde sırt roketi ile kraliyet donanmasının Bahçeki River sınıfı açık deniz devriye gemisi olan HMS Tamar başarıyla iniş gerçekleştirdi. Bu kadar yeter yani. Başarılı iniş gerçekleştirdiyse şey yaptıysa sıkıntı yok demektir. Şöyle biraz rahat olalım ya. Şu şunu şey yapamadım ben ya. Bu hız bu saniyede 150 km. ışık hızı mısın sen? Işık hızı saniyede 300 bin kilometreydi değil mi? Yakın değil ama uzak da değil yani. <laughs> uzak uzak. Şaka geliştirilen en hızlı araç saniyede 150 km. NASA'nın Güneş'e yolladığı uzay aracı Parker hız rekorunu kırdı. Araç saniyede 150 km hıza ulaştı. Bu ışık hızının onda binde 5'ine denk geliyor. Tamam canım küçük bir şey yani. Hı -hı. NASA tarafından geliştirilen Parker Solar hız rekoru kırdı. Tekrar aynı bilgiyi vermiş. Ondan sonra Güneş Kaşif aynı zamanda Güneş'e yakın insan yapımı nesne rekorunu da ele geçirdi. Niye niye böyle gitti abi? Bana onu bir anlat ya. Ayrıca bu hız ışık hızının onda birine denk geliyor geç. Her noktada araç Venüs'ün yer çekimini kendi hızını arttırmak için kullanıyor ve güneşe biraz daha yaklaşıyor. Boş ya. Allah 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 Allah. Yalnız şey yani bütün önemli şey. Saniyede 150 kilometremesi. Yani. Uzayda da daha çok gidebilir yani sıkıntı yok. Modern sömürgecilik mi? Ya Facebook'u sevmiyorum ama YouTube'u da sevmiyorum. Twitter'ı da sevmiyorum. Açık konuşmak gerekirse. Ancak hani mesela radyoyu sevmiyorsun ama radyo dinliyorsun. Böyle bir şey. İletişim o an olduğu için yoksa kendi şirketsel yönetimlerini hayatta sevmem abi yok. Tilkiliklerle, uyanıklıklarla böyle şey yapacaklar. Milleti Neyse. Ne demiş bakalım. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ABD'ye bağlı bir eyalet olan Hawaii'nin Kauai adasından 53 milyon dolara 2424 dönümlük bir arazi satın aldı. Böylelikle milyarder girişimcinin adadaki varlığı sahip olduğu diğer iki büyük gayrimenkul birlikte 5600 dönümü açtı. Tamam. Ee, ancak Zuckerberg'in yaptığı yatırımlar nedeniyle haksız bir şekilde topraklarını kaybettiklerini öne süren yerel halk iş insanını modern sömürgecilikle suçladı. Şimdi diyebilir mi satmayın diye. Diyebilir misin satmayın. Sattınız o zaman onundur. Böyle de bir mantık var mı yani? Parayla toprak alınır mı hacı? Bu ne robot taksiler geç. Bunu hiç bakamam. Ya. Çin'de sürücüsüz sonra şey de yaptılar. Geçen Çin'de değil miydi o? Taksi ama drone taksi gibi iki kişi bilmiş uçuyor en son. Gizemi çözüldü. Aa, Hemen bir bakalım. Çok önemli değil yani hani çözüm. Yani gidemeyeceksek hiç önem yoktur. Demiyorum ama çok geç gideceğiz. Eğer öyle bir şey olur. Yakın en azından ya? Yakınına gidecek teknolojiye sahip olmayı. Yoksa bilgi iyidir. Kısmen. Bilim insanları yaptıkları yeni bir çalışma kapsamında dünyanın en yakın komşusu Venüs hakkında daha önce bilinmeyenleri yanıtlamaya başardı. Venüs'e radyo dalgaları göndererek elde edilen veriler gezegende bir günün 243 bin dünya gününe eşit olduğunu gösterdi. Çalışmada ayrıca Venüs eksen eğimini ve gezegenin çekirdeğinin boyutunu ilk kez ölçüldü. Neymiş? Venüs'ün kendi etrafında dönmesinin 243 bin dünya günü ve dünyaya geçen bir yılın 3'te 2'si kadar e, olduğunu ileri sürmüş. 14 yıl boyunca 21 kez radyo dalgaları iletildi. Baya. Abi bu ne kadar uzakta bizden. Baya uzak. Yani eğer radyo dalgalarının oraya ulaşması zaman aldıysa. Baya uzak. Yeni veriler Venüs gezegeninin çekirdeğinin yaklaşık 7000 km çapa sahip olduğunu gösterdi. Hı hı. Önceki Venüs çekirdeğinin tahmini gözlemse verilere ziyade bilgisayar modellemesine dayanıyordu. Venüs'te belirgin mevsimler yok. Hı hı. Diğer taraftan araştırma sahip olduğu 2.64 dereceli Venüs'ün kendi ekseni üzerinde neredeyse dik olarak döndüğünü gösterdi. Komşumuzda bir gün kadar sürüyor? Küfür etmek istemiyorum abi. Beniz çok sıcak bir memleket. Bunu söyleyebilirim. Çin roket abi manyak ya. Şu abi şu çocuk da manyak. Neyse abi. Roket yolladılar bunlar. Çinliler. Ondan sonra her yer her yere her an düşebilirmiş ya. Yani şey yapmayın. Hiç sıkıntı yapmayın. Niye? Çünkü her an her yere düşebilir. Sıkıntı yapmıyoruz. Abi sen füze mi şey yaptın? Uzaya mekik mi yolladın? Gemi mi yolladın? Roket mi yolladın? Yoksa kıtalar arası füze şeyi mi yaptın? Ya? Nereye düşerse? Çin malı. Ne demişler burada? Abi canım benim. Niye böyle yaptın? Elma yiyorsun açlıktan ölmüşsün ya kardeşim. Yazık günah değil. Niye öldü ya? Bana niye öldüğünü söyleyin. Tamam. Haber Rusya'da 40 gün boyunca yemeden ve içmeden yaşamaya çalışan bir YouTuber'dan kötü haber geldi. Yakınları genç adamın deneyin sonlarına doğru öldüğünü açıkladı. 40 gün hiçbir şey yemedim daha. Bunlar ne? İstanbul diyor lan. Ne alaka? İstanbullar harbiden mi? Tamam, Vyagunovski ee, deneyin 10. günde geldiğinde kötüleşmeye başladı. YouTuber yeme ve içmek yerine çözümlü çözümü Abasya'ya gitmekte buldu. Deneyini da devam eden YouTuber bir süre sonra kilo verdiğini ve fiziksel bir aktivitede bulunamayacak duruma geldiğini bildirdi. Allah Allah. Sputnik'te yer alan bilgilere göre deneyin deneyinin 35. günde açıklama yapan Vivali, Vigranovski nasıl mı geçti? Bu sadece bir oyunda çok ilginç bir deneyimdi. Yemeğe karşı bir çekim hissetmiyorum. Vücudum tamamen yenilendi. Her bir hücrem ifadelerini kullandı. Ancak daha sonra YouTuber tanıdıkları öldüğünü açıklamış. Genç adamın deneyini bitirmek üzereyken öldüğü bildi. Demek ki bu deneyin bitimi ölümle sonuçlanıyor. Evde denemeyin. <laughs> Ölürsünüz. Allah Allah ne burada tabi nevaleyi alıp gitmek lazım yani böyle bir durumda neyse SpaceX interneti başvuru sayısı 500 bin bedava internet dağıtıyor ya yani. abi Twitter Facebook ve YouTube'un yasakladı Trump kendi iletişim platformu kurdu Bundan önce de yasakladıkları zaman da bu bir tane şey geçti sosyal medya şeyine bu Facebook veya Twitter'dan değildi o da yerel bir tane platformdu ama o da tutmadı İstemiyorlar abi yani şu an bile hani açık kapı bırakıyorlar ama yani en azından Facebook ve Twitter Facebook daha doğrusu bir açık kapı bırakıyor ama yine şu an yasak etmiş Trump'la ilgili paylaşımları Mısır'da 2013'ten bu yana yaşanan gerilim sona erdirmek üzere atılan ilk adım Türk Dışişleri Heyeti bugün Kayre'deydi. Hangi konular görüşülüyor? Demiş. G7 <laughs> Dışişleri Bakanlarından Çin'e Uygur Eşresi derin endişe duyuyoruz. İşte bu Çin'in elde etmiş olduğu nüfus alanını daraltmak amacıyla ve Uygurlara uyguladığı çok şey insanlar. Ya. Yani ben şey yapmam ama benim için bütün insanlar önemlidir de yani insanlar bunu birbirlerine yapmamalı. Hani Çin olsun şey olsun artık milletler dinler o kadar çok katılaşmış ki. Yani illa bir tarafı tutmamız gerektiği şey yapıyor. Aslında böyle olmaması lazım. Biliyor musun? Da herkes ha, bir kere insan olmayı öğretebilsek sıkıntı kalmaz da. İşte hangi doktrin? Herkes diyor ki bu daha iyidir, şu daha iyidir. Bu sefer görecelik çıkıyor ve görecelikten doğan çatışmalar meydana geliyor. Yani o da kesinlikle bir şey yoktur. Onu söyleyeyim de. Avrupa Birliği için içine bağımlılığı azaltmaya başlayan yeni sanayi stratejisini açıkladı. Yapması lazım abi yani. Adamlar full yani ben şeydeyken bile Almanya'dayken bile abi full. Çin ücretsiz kargo yolluyor. Yani ben şu an Türkiye'de Amazon o zaman şey mi vardı? Bir dakika. Ali Baba şu an şey yapıyor mesela. Türkiye para alıyor. Veya vergilendiriyor. Ee, ama Almanya'da yok abi. Mesela 5 euro mu? 5 euroya geliyor ya. Yani. Şey yok diyor. Ee, nedir o? Uçak kargosu falan. Ücretsiz diyor. Bu haberi de verdik. Zamanımız çok mu uzadı? 18 dakika olmuş. Şimdilik bu kadar diyelim. Ben yine bir programa bakayım öyle devam edeyim. Bu akşam da böyle olsun. Şimdilik e... hoşça kal.